Airport'tan merhaba. Bu hafta stüdyomuzda bir sanatçımızı aynı zamanda da edebiyatçımızı ağırlıyoruz. Cihan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem edebiyat hem de müzik sanat dünyası ikisini nasıl beraber götürüyorsun? Önce onu merak ediyorum. <laughs> yani aslında önce müzik. Sonuçta evet. zannediyorum ki müzikte beni e... ama ama de besleyen galiba. Edebiyat da sizin müzik tarafınızı besleyen mi yani biraz? Ben daha... edebiyat mezunuyum. <laughs> evet. Yani o bölümü okudum ama e, müzisyen oldum. Şarkılarımı kendim yazıyorum. İşim biraz evet. şiirle, kelimeyle, sözle. Dört Hı. albüm, işte yaklaşık 40 şarkı. Yüzde doksanı... Naif bir ses. Teşekkürler. E, bana ait. Dolayısıyla şeyle, kelimeyle, şiirle, edebiyatla illaki haşır neşirim. E, yazıyordum da uzun süredir. Fakat bunlar neşredilmiyordu, yayınlanmıyordu ya da... Bir ya da yayınlanacak zamanı bekliyordu. Bir, çok da e, yazdıklarımın arkasında durmuyordum demek daha doğru evet. olur. Henüz e, paylaşacak kıvama geldiklerini düşünmüyordum. Sonra çatıdaki çimenler diye bir kitap e, vesile oldu bu şiir ve öyküleri bir arada toplamaya. Şimdi de umuyorum e, yılbaşına yetişecek bir röportaj kitabı e, çıkacak. E, ben Ot dergi Ot dergiye bir köşe yazıyorum hı hı. her ay. E, Ot kitap ...diye bir kolu da oldu ot grubunun. Ot kitaptan yılbaşında Baba Öyküler diye bir röportaj kitabı çıkacak. Yani benim yaptığım röportajlardan oluşturduğum derlemeler. Müzik tarafında hem film müzikleri bazı filmlerde... ...veyahut da filmlerde yer alan sizin şarkılarınız. Evet. Bazı şey okuduğum kadarıyla tiyatrolar içinde Bir tane tiyatro için iki tane tiyatro için yaptım Bir ay ışığı tarifesiyle başladı bu Tiyatroya müzik yapma durumu Aslında biraz eş dostla beraber El ele gitme Yürüme hali Bir de Özen Yula'nın Yazıp yönettiği Şems Unutma Oyununun Müziklerini yazdım Cenk Erdoğan'la beraber aranjmanlarını yaptık Oynadım da o oyunda. Dizilere bazen albümden şarkılar isteniyor. O şekilde paylaşıyorum. Konserleriniz diz oluyor. Tabii Türkiye'nin hemen hemen her, her yeri, yani çağrıldığımız her yere gitmeye çabalıyoruz. Yurt dışı oluyor mu? Yurt dışı henüz olmadı. umuyorum en yakın zamanda Almanya, Berlin olacak. İlk önce Almanya'dan açalım diyorsunuz. Yani vize alamadık. Evet. Ee, ne yazık ki bir sıkıntılı bir döneme denk geldi. Umarım alabileceğiz ve e, seneye Almanya, Berlin'e gidebileceğiz. Ben de çok istiyorum. Gidersen bana bir dengini yolla oğlum de Antakya değil mi? İskenderun. İskenderun. Orada yetiştiniz. Evet orada büyüdüm. İlk yolculuk, seyahat, aileden ayrılık oradan mı başlıyor? Aynen oradan ne başlıyor. Ne zaman ayrıldınız? Üniversite da... için Ankara'ya taşındığım zaman. 98 yılı. 98? Evet Ankara'ya e, 4 yıl boyunca ailemden ayrı yaşamak üzere taşındım. Ondan sonra bir sene eline tekrar İskenderun'a dönüp 2003'te temelli İstanbul'a geldim iş için. Aile tarafıyla baktığımızda seyahatle, yolculukla... İlişkiniz nasıldı? Ailece yolculuk eder miydiniz? Annemle. Ederdiniz. Annemle çok sık. Ee, akrabalar, dayılar e, yurt dışında yaşadıkları için Evet. çocuk yaşımda e, yani çok küçük yaşta yurt dışına gitmeye başladık annemle. E, Cenevre'ye zannediyorum ilk defa gitmiştik. E, ben 4 ya da 5 yaşındayken o, oradaki dayılarımı ve e, kuzenlerimi görmeye... O Cenevre'yi mi hatırlıyorsunuz hatırlıyorum. bu yurt dışına çıkışta yoksa yolculuğu falan hatırlıyor musunuz Nasıl gitmiştiniz Uçakla tabii ki İstanbul'dan mı Zürich Zürih üzerinden evet İstanbul Zürih Zürih evet. Cenevre evet onları Zürih Cenevre arası karayla mı geçtiniz Yok o da uçakla Uçakla gittiniz evet. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi Belki tamamen bir çocukluk hayaliydi. Zaten ben de o merak ediyorum. Ama onun için. yani o Zürih'i hatırlıyorum. Neden bilmiyorum ama... Öyle bir şeyler var aklımda. Direkt Cenevre miydi ya da... Adana Adana'ya gidiliyordu arabayla. Evet. İskenderun'da. Adana'dan İstanbul'a... Yanılmıyorsam ya direkt Cenevre ya da arada bir Zürih hatırlıyorum ama. Sonra şeyden Cenevre'den sonra nerelere seyahat ettin? Yani yurt dışı annemle beraber seyahat ettiğim yerler. Paris'e gittik. Ee, şeye gittik. E, kana gittik. Evet. Nice Nice'e gittik daha doğrusu. Oradan arabayla karayola kana, kana gittik ben sonra okul gezilerine yolladı babam. Dil kurslarına, yaz okuluna. burs kazandım bir şeye İngiltere'ye gittim, Amerika'ya gittim. Sonra kazandığım bursla Girit'e gittim. Üç hafta orada konferanslara katıldım. Bunlar hep 14 ile 20 yaş arasında. Arasında. Karayoluyla Beyrut'a gittik defaten. Uçakla değil de. Ben esas orayı merak ediyorum. Buraya Bir de Fas'a Beyrut, Fas, özellikle de karayoluyla o yolculuklar nasıl oluyordu o zaman karadan? Kitap gibi, roman gibi. Yani o savaş ve Ortadoğu hikayelerini okuduğumuz kitaplardaki o o kasabet, o garabet, garip böyle tuhaf biraz ürkütücü zamanlarında yaşandı. Çünkü iki sınır geçiyorsunuz. Önce Yayla Dağı'na gidiyorsunuz. Evet, Türkiye'den çıkıyorsunuz. Suriye'ye geçiyorsunuz. Sonra arada birkaç kontrolden geçiyorsunuz. Sürekli Suriye askerleri var. özel şoförler vardı bu işi yapan. Yani sadece Beyrut'tan gelip sizi evinizin önünden alıp tekrar Lübnan'a götüren götürüyor. ve bütün bu pasaport işlemlerini sizin halleden. adınıza halleden kişiler vardı. Bizim orada akrabalarımız olduğu için düğün dernek boldu. Ya da işte özel günler vesaire. Annem orada okudu, arkadaşları orada diye. Biz e, böyle biraz durulduğu zaman oralar gidiyorduk. Annem de uçaktan haz etmez. O yüzden karayoluyla gidiyorduk. Kalabalık bir sokak. İlk ne zaman yaptınız bu seyahati? 94 yılında 14 yaşımda ilk defa gördüm orayı. Nasıl anlatırsınız Beyrut'u? Daha yakında iş gittiniz mi? En son 2010'da gittim. Ha, yakın Sonra sayılır. Gitmedim. Çünkü değişti ciddi. 2010'da ben de gitmiştim galiba. 2010'du. İlk gittiğimde çok etkilendim. Çok sevdim. Bir de annemin hep anlattığı bir Beyrut vardı. Hayallerinde oluşan. E, fotoğraflardan da evet. gördüm. Gidince ne kadar örtüştü? Annemin gözlerinin dolduğunu hatırlıyorum e, yıkık bir şehre girdik Yani evinin yerle bir olduğunu gördüm biz burada yaşıyorduk dediği yeri okuduğu okulu doğduğum hastaneyi gösterdiğinde çok etkilendim e, halama ziyarete gittiğimde halamın salondaki bir kocaman bir e, top merminin bıraktığı deliği de hatıra olarak sakladığını gördüm Böyle kabuğu kırık bir yumurta gibiydi. Yani içi har ama dışı kırıklar içinde, insanların harabeler içinde yaşadığı, gelir düzeyinin biraz tepelere doğru yani şehrin göbeğinden etrafa doğru yayıldığınızda müthiş derecede düşük olduğunu, çok zor şartlarda yaşanıldığını ama içeride çok lüks ve zengin Bambaşka bir hayat var. yaşandığını... Gördüm. 2010'da gittiğimde sevmedim. Arada gittiğim zamanlar güzeldi ama 2010'da şehrin kimliğini ciddi anlamda kaybetmeye başladığını, başka milletlerden insanların gelip e, şehre ülkeye yakışmayan yatırımlarla şehrin evet. e, çehresini Tarihi, değiştirdiğini, de falan evet. Ama ne bileyim, o annemin çocukken gidip. Bir, bir tost aldı, e, büfeyi de bulduğumuz zaman mutlu oldum. Yeniden olur mu? Çocuk olunur mu? Eskisi gibi güvenle durulur mu? Doğu merakım var. Mesela hep batıya gitmişsiniz de mesela Hindistan'dır, Çin'dir. Var yani. Veya Türk Cumhuriyetleri bilmiyorum nereyi görmek Öyle bir Görmek istediğin bir yer var mı Hindistanı görmek isterim. Ee, merak ediyorum. Ee, doğu yani ne bileyim bütün. Hakikaten nereye Ben çok gez, gezen biri değilim diye düşünüyorum bazen. İlla bir şey olacak ki gideceğim. Bahanesi mi olacak? Evet. Yani biraz tem, ya tembelim ya da. Böyle çok yerinden ayrılmayı sevmeyen, düşüncelerle gezen biri haline dönüşmüşüm. Ya da iş beni öyle bir aşağılara çekmiş ki kendim için pek bir şey yapmaz biri haline gelmişim. Çok ayıp. Ama e, mesela Kuzey Afrika'da e, Marrakeş'e, Casablanca'ya, evet. Fas'a gittim. Çok etkilendim. Ama üç gün içinde Bir düğüne gitmiştik. Gezmek için gitmek isterim. Çünkü o başka evet. bir bakış açısı. Evet. Ee, kesinlikle e, Hindistan'ı görmek isterim dediğim gibi. Ee, çölü çölü görmek isterim mesela. Ee, ne bileyim? Bilmem dediğim gibi bahanesi olması gerekiyor. Marakeş zaten en egzotik yerlerden birisi. Yani evet. sadece o coğrafya için değil, dünya genelinde baktığınızda sıralamaya koyduğunuzda bilmiyorum orada sizin ilginizi ne çekti veya da sizi neler şaşırttı? Evler. Evler evet. <laughs> Ev gibi değil yani inanılmaz devasa e, araziler üzerinde kurulu o kadar zaten yüz ölçümü geniş büyük, ve de nüfus nüfus o. başına düşen e, yaşam alanları büyük dolayısıyla rabat denilen hı hı. malikane e, kıvamında e, kocaman e, ne diyeyim binalar var. Hep toprak rengi kullanılıyor. Oradaki e, Terrarosa mı diyeyim ya da o toprağın, Terrarosa değil muhtemelen, o toprağın renginde taşlardan yapılı binalar var. Çok sıcak ama gece soğuk, çöl iklimi. Kıyafetler, yemekler, e, dekorasyon, e, eşyalar, yaşam şekilleri beni çok etkilemişti. Müzik mesela çok etkilemişti. Pazar yerleri çok güzel. Çok renkli. Çok renkli ve şey... Benim için bir rüya gibi ama hani mesela oranın gecelerini yaşamak isterdim daha çok gezmek hı hı. isterdim çok fırsatım olmadı. Yakında seyahat var mı? Ee, Ankara var. Ankara. Bir de Almanya'dan bahsediyordun. O baharlı olacak. Mi bağlı evet vize alamadık yoksa gidecektik. Ayda sile, dedi bir an önce vize verirler. E, umarım. Yolculuk edersiniz. Bir de Hindistan herhalde en fazla görmek istediğiniz İsterim, yerlerden evet, çok. Hı hı. Birisi e, oraya da. En kısa sürede bir seyahat yapmanız dileğiyle. Umuyorum. Teşekkür, ediyorum teşekkür katıldığınız ederim katıldığınız Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun. Sağ olun.